Peki, hadi bakalım gelsin bir Miatek. Şimdi MIA-TK tarafı işte biz yayınlarda konuşmaya başladığımızda hep söylüyorum işte 100 liranın altıydı. Adım adım 200'ü gördü. 400 olur mu dedik gördü. 400'den de fazla olmaz dedik 900 oldu, 800 oldu. Şimdi bir miktar kağıtta bir yorgunluk, bir konsolidasyon süreci vardı. Yani bir miktar pahalılaşmıştı artık. Onun da kâr satışlarını gördük. Şu anki yani bölünmüş fiyatıyla 70 civarlarından gelen satıştan bahsediyorum. Ancak yavaş yavaş şu konuma geldi. Hani denemek isterseniz temel olarak faktörlerde bence hala sıkıntı var. Bir miktar ben izlemekten yanayım. Hem YOTK için söyleyeyim bunu, hem MIA-TK için söyleyeyim. Fakat bu tarz bilanço istikrarı sağlayabilecek şirketler de bu dönemde çok seviliyor. Tabi burada şey hikayesi önemli. Temele göre pahalı. O yüzden tekniğe çok disiplinle yaklaşmak lazım. Yani mutlaka bu tekniği oturtarak hareket etmek lazım. Dönemlerde hani kağıdın birkaç bilanço daha iyi bilanço getirip ucuzlaması, biraz rahatlaması, bir konsolide olması beklenir. Tam bence o süreçteyiz. Burada bir konsolide hareketi gelebilir. Tekrar yukarı yönlü bir hareketlilik. Yani en azından kırgın taban olma hareketine bakarken. Burada şunu yapabilirsiniz. Mutlaka pozisyon almak istiyorsanız 36.80'in altındaki kapanışlarda stop olmak kaydıyla bir deneyebilirsiniz. Ben bir miktar uzaktan izlemekten yanayım. Ama illa pozisyon açacağım MIA-TK'da diyorsanız 36.80'in altındaki stopa dikkat ederek deneyebilirsiniz. Çünkü iki kere çok net denenmiş bir taban hareketi var burada. Bu iki taban hareketinin yüzüstü hürmetine en azından 50'yi deneyip yukarıya kırmaya çalışabilir. Bu tarz bir hareketlilik bakabilirsiniz ama dediğim gibi 36.80'in altına mutlaka stoplu.